Şimdiki haliyle cami, eski işleviyle zaviye olarak kullanılan yapının mescit kısmında Şörahbil Hazretlerinin türbesinden oluşan kutsal mekan, kent merkezinin kuzeyinde Karataş Tepesi'ndedir. Bu yapıların dışına bakan duvarlarında moloz taş, iç kısmı yani avluya dönük duvarlar ile mescit, mescidin batısında eyvan ve türbede düzgün kesme taş kullanılmıştır. Mescit, avlunun güneydoğu köşesinde olup dikdörtgen planlı ve tek sahanlıdır. Girişte sağ tarafta Hazreti Şurahbil'e ait olduğu belirtilen bir sanduka vardır. Derin ve oldukça yalın olan mihrabın önünde oluşturulan kare planlı mekan, düzgün kesme taşlardan yapılmış bir kubbeyle örtülmüştür. Hazreti Muhammed ile savaşa katılan değerli kumandanlardan biri olan Şurahbil Hazretleri, Habeşistan'a göç edenler arasındaydı. Daha sonra Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tarafından Mısır'da elçi olarak görevlendirildi. Tarih kaynakları Hazreti Ömer Hicri 17 yılında Ebu Ubeyde bin Cerrah kumandası altında İslam ordusunda Suriye'nin fethinde gönderildi. Şörahbil bin Hasene 8000 kişi bir kuvvet ile Azez'i ele geçirdikten sonra Kilis'te Meşhedinlik denilen bölgede kanlı bir savaş yaptı. İslam sancağını bu beldeye diktikten sonra 6 ay bu bölgenin komutanlığını yaptı. Bu sırada kolera hastalığına yakalandı ve Hicri 18 yılında vefat etti. Bu mekan çeşitli zamanlarda restore edilmiştir. Ulaşılabilen kaynaklarda 1902 yılında genel olarak bakıma alınmış, 1960'ta minare yapılmıştır. 1975 yılında zaviye bölümü tekrar onarılmıştır. Son şekli 2000'li yıllarda yapılan ve genel ve uzun ve süreli restore yapılmış halidir. Caminin avlusunda şifalı olduğuna inanılan bir su kuyusu bulunmaktadır. Avluyu çevreleyen odalarda 2000'li yıllara kadar hafta sonları, cuma günleri, mübarek gün ve gecelerde yemekler pişirilir, şerbetler hazırlanır, mevlidler, zikrullah merasimleri düzenlenirdi. Merasimlerde sadece kilis halkı değil, civar bölgelerden de insanlar akın ederdi. Tertiplenen zikrullahlar o alanı adeta bir cennet bahçesine dönüştürüldü. Mekana değer katan, kiliste yetişen çok değerli şahsiyetlerin ve türbelerinin orada bulunmasıdır.